Tüketici Sorunları Derneği Başkanı Aydın Ağaoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Aydın Bey? Teşekkür ederim. Oldukça iyiyim. Güzel de bir haber aldım. Şimdi bir tweet atmış bir vatandaşımız, bir anne hatırlıyorum. Sizin yönlendirmeniz sonucunda Onur Gözen Bey'in de ilgi ve alakasıyla Bahçeşehir Spor Merkezi ile ilgili sorunumuz çözülmüştür. Bunun engelli çocuğu spor merkezine gidiyor belediyenin. Orada ücretleri arttırmışlar. Ondan şikayet ediyordu. Yani çok yüksek, iki katına çıktı diye. Ücretleri. Ben de belediye meclisinde görevli arkadaşlardan birine aktardım. Sorunu çözülmüş. Ne kadar güzel bir duygu. Mücadele edince demek ki sonuç alınabiliyor. Alınır tabii. Şimdi sizi anlatırken, özellikle sevgili izleyiciler, Aydın Ağaoğlu'nu anlatırken birçok şeye değinmek gerekiyor. İlk başta bizlerden birisiniz. Bu çok önemli. Halbuki siz bir iş adamısınız. Çok farklı bir yerdesiniz ama siz tüketicinin yanındasınız. Bu ne kadar güzel. Bu ayrıcalığı nasıl sağladınız? Masanın iki tarafında da bulundum. Evet. Onun getirdiği bir avantaj var. Yani ben hem çalışan hem de işveren konumunda bulundum yaşamımda. Şimdi emekliyim. Kahveye gitmek vardı. Orada briç oynamak, okey oynamak vardı. Veya gidip Boğaz'da balık tutmak, İstavrit'e bir de siz herhalde genç emekli vardı. Oldunuz. İşte işleyen demir ışıldıyor. Onun için çalışmaya devam ediyoruz. Dua topluyoruz biz. Balık yakalamıyoruz ama duaların peşindeyiz. Gerçekten çok fazla sorun var. Çok fazla sorun var ama bu sorunlarla mücadele etmeye başladığımda etrafımda çok ciddi bir sevgi haresi gördüm. Ve bunların içinde genç hukukçular da vardı. Onlara yakınıma çektim. Hukuk eğitimi almışlardı. Altyapıları çok güzeldi. İdealistlerdi. Ve tüketiciler adına ciddi mücadele vermeye başladık. Ciddi vermeye başladık diyorum. Çünkü ciddi anlamda tüketici istismarı vardı. Çok var. Yani hangi çok birini var. Söyleyeyim Nazan evet. Hanım? Cep telefonundan hiçbir yere abone olmadığım halde bana her ay ilave fatura geliyor ya da dakikalarım siliniyor evet. diye gelen şikayetler. Evet. Yüz değil, bin değil, binlerce, on binlerce. Evet, evet, evet. Bu insanların dertlerine derman olmak için çabaladık. Bunun dışında bankalardan son derece mağdur olan vatandaşlar kredi kartları, var. İnanılmaz kredi kartları, inanılmaz bir olay. Krediler, dosya masrafları, evet, hesap şey, işletim, şey. Ücreti gibi. Bakın, dün bir genç adam aradı. Dedi ki, benim eşim kanser, evlerden uzak. Evlerden uzak. Ve çok ağırlaştı. Yazık. Ben, bay bayan kuaförümüz vardı, eşim bayan, ben hı hı. erkek kuaförüyüm. Kapattık dedi. Hanımım çalışamıyor. Çalışamaz. Ona bakıyorum. Parasız kaldık dedi. Ve bu esnada ben bankaya post cihazını iade ettim, kredi kartında kullanılan. Herhangi bir borcum yok, kapattım, verdim. Aradan 9 ay geçmiş. Her bankaya gittiğimde de o bankayla benim kredi hı hı. kartım da var. Soruyorum, borcum var mı? Yok diyorlar. Geçenlerde bize borç çıkarttılar, 300 küsür lira. Yazık. Ben 20 lira dakika yükleyemiyorum. Bunların müşteri hizmetlerini arıyorum. Dakikalarca konuşuyorum. Diyorum ki, bakın kesilecek dakikalarım bitiyor. Boşa gidecek bu itirazlarım. Bana niye borç çıkarttınız? 9 yıl önce teslim ettim. Hiçbir borcum yok. O 300 küsür lira için çırpınıp duran bir adam. Yes. Bankaya gidiyorum diyor şubeye. Şube müdürüne diyorum ki efendim ben size teslim ettim biliyorsunuz. Evet borcun yok olmaması lazım. Evet. Müşteri hizmetlerini arıyorum. Borcunuz olmaması lazım ama gözüküyor diyorlar. Ben icra gelecek diye korkarken bir ödememi yaptım diyor. Kredi ödememi. O parayı kesmişler diyor. Şimdi ben faize girdim. Eksik ödeme yaptığım için orada. Bu nedir yahu? Aman şimdi ya bakın Rabbi. Koskoca bir banka. Banka tabii. Ülkenin önemli bir bankası. Ve bir garip vatandaş. Garip vatandaş. Vatandaşın suçu yok. Evinde hastası var. Ay. Canıyla, nafakasıyla boğuşuyor. Ay nasıl kötü bir şey Allah'ım. Ve Allah bir taraftan da olsun. O banka bu borcu silmiyor. O nedenle az önce kendimizi hizmet etmek için değil, onun için okudum. Şimdi biz devreye gireceğiz. Örgütlü, bilinçli, hukuk bilen, tüketici olduğunu anlayacak karşısındakinin banka ve derhal silecek. Şimdi sizin bir artınız da hukukçularla birlikte olmanız çok önemli. Ne doğru ne değil zaten bilen kişilerle birliktesiniz. Ayrıca beni de neredeyse hukukçu yaptılar. Tabii. Çünkü çok araştırmacı bu gençler.
gerçekten çok ciddi anlamda hukukun derinliklerine giriyorlar, boşluklarını hatta bulup orada kendileri hukuk oluşturuyorlar. Çok güzel bir şey. Yani hukukun temel ilkelerine uygun kıyas yöntemiyle burada boşluk var. Kanun burada herhangi bir şey göstermiyor diyorlar. Mesela şimdi Yargıtay geçtiğimiz aylarda bir karar verdi. 3.300 liranın altında alacaklı icraya veremeyecek tüketiciyi. Evet. Şimdi bu banka yatırılan paraya el koymasaydı hiçbir şey yapamazdı o kuaför kardeşime. Hiçbir şey yapamazdı. Alamazdı o parayı. Ama çocuk oradan kredi kartıyla para çekmiş. Onu yatırıyor asgari ödemesini. Oradan tırpanlıyorlar tabiri yerindeyse. Oradan çok... alıyorlar. Hani çalıyorlar Aydın diyeceğim Bey, dilim var mı? Bu nasıl bir olaydır banka yani? Banka çünkü karşısındaki. Evet yani bu vatandaş bunu bilemez ki. Ne yapsın? Çaresiz gidecek ve o parayı ödeyecek. Bilemez ki bunu. İşte sizler burada devreye giriyorsunuz. Ne kadar önemli bir iş yapıyorsunuz. Çok doğru. Evet. Vatandaşın yanında olacak yöneticiler, vatandaşın yanında olacak tacirler, vatandaşın yanında olacak sanayiciler ancak kalıcı olur. Öbür türlü sürdürülebilir bir şey değil. Bu bankacılık sisteminin yaptığı bu zulüm böyle devam ederse, toparlamazlarsa evet. kendilerini, tüketici de tedbirini alacaktır. Netice itibariyle tüketici için var banka, vatandaş için var. Vatandaş kaldırın ortadan, bankalar ne yapacak? Banka olmaz ki. Banka çiçek nerede? Mi satacaklar? Ne satacak yani? Vatandaş olmazsa kalkar zaten. Ve siz zamanınızın büyük bir bölümünü bunlarla ilgili olarak geçiriyorsunuz değil mi? Evet, öyle olmasa yetişmek mümkün değil. Ciddi anlamda da olumlu sonuçlar aldık. Yani bireysel değil, kitlesel olarak. Kitlesel biraz daha olarak. Değineceğim. İzleyicilerimiz içinde yakınlarına haber vermek isteyenler varsa diye biraz evet, girizgah evet, çok yapıyorum. Önemli. Evet. Çok önemli, güzel gelişmeler yaptık ama vatandaş hakkını bilmiyor. Örneğin şu elimde tuttuğum kanun, yeni tüketici kanunumuz. Onu, evet. 1,5 yıldan fazla süre oldu. 28 Mayıs'ta yürürlüğe girdi. Bu kanun 68. maddesinde ne diyor? Bilmek ister misiniz efendim? Tüketici 3.300 liraya kadar icraya verilemez diyor. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz şu anda. Gerçekten bunu kimse bilmiyor. İcraya verildiniz, korkmayın. Yeni işe itiraz edin, deyin ki ben kabul etmiyorum borcu. Bu size herhangi bir icra inkar tazminatı falan getirmez. Evet. Çünkü hakime siz Yargıtay kararını gösterdiğinizde evet diyecek. İcraya gitmemen lazımdı senin ey banka, ey cep telefon operatörü, ey internet firması sahibi, ey elektrik dağıtım şirketi, İSKİ veyahut doğalgaz. Veya evet özelleri kesinlikle. De var. Efendim özelleri de geçmiş var. Yıllardan telefonu kapatmış, ev telefonu, cep telefonu. O kapattığı gün fatura kesilmemiş de 3 gün sonra bir fatura kesilmiş. Oradan çıkartmışlar 3 lira 5 lira bir fatura. 9-10 yıl sonra peşine düşüyorlar. 1600 lira borcum var diye. Ne bu avukat parası, icra masrafı, faizi, cezası? Dünyanın parası oluyor Aydın Bey. Şimdi yakınlarım böyle bir durumla yaşadı. Karşılaşan tüketici direkt icraya gidecek. Diyecek ki bana icradan zan yazı geldi. 7 günü geçirmeden. Ben bunu 7 kabul günü etmiyorum. Geçirmeden. Tabii. Lütfen çok dikkatli dinleyin. Elinize geçtiği Aydın andan çok itibaren. Önemli açıklamalar yapıyor. Elinize lütfen geçtiği andan ediniz. İtibaren 7 gün zarfında gidip icra müdürlüğüne ben bu borcu kabul etmiyorum deyin. Size birileri diyebilir ki icra inkar tazminatına mahkum olursun. Aslında senin borcu katiyen korkmayın. Ben bu borcu kabul etmiyorum. Bu icra takibine itiraz ediyorum dediğiniz an o dosyanın kapağı kapanır. Şayet sizi icraya veren avukatı bilgili ve akıllıysa inanın onu mahkemeye taşımaz. Çünkü Yargıtay'ın kapı gibi kararı var. Yargıtay'a i̇şte da ihtiyacınız yok. Bakın elimde tuttuğum kanunun evet. 68. maddesi şu değere kadar olan uyuşmazlıklarda hakem heyetlerine başvuru zorunludur diyor. Hakem heyeti ayrı, icra müdürlüğü ayrı. Demek ki kanunun emrettiğini yapmayarak, icraya giderek onlar yanlış yaptılar. Siz de itiraz ettiniz, o yanlış düzelecekse, sizi hakem heyetine şikayet ederse o zaman da tüketici hakem heyetine gider dersiniz ki el insaf. Bizim tüketici derneklerimiz elektronik haberleşme kanununa madde ekletti. Tüketici aboneliğini feshettikten sonra 4 ay zarfında, azami 4 ay zarfında son bir fatura gönderilmezse alacak iddia edemez. İşte o maddeden ötürü benim bu borcumun olmadığına karar verin derseniz hakem heyeti sizi haklı bulacaktır. Boşuna uğraşacağın o tür
alacak takip iddiasında bulunan firmalarda tüketicilerle uğraşmaktan vazgeçecektir. Yani şimdi, demir leblebi olduğunu anlayacak tüketicinin. Evet, evet. Şimdi çok önemli bir konu var. Bu Rusya kriziyle alakalı size soracağım ciddi derecede önemli bir konu var. Çünkü doğalgaz. Evet. Ya bu çok ciddi bir konu. Ülkemizdeki doğalgazın %55'ini biz Rusya'dan temin ediyoruz ve siyasi bir sıkıntılı süreç içinde işte uçakları bizim sınırımıza girmiş, bizim uçağımız onun uçağını düşürmüş. Aramızda şimdi böyle bir olay var. Tüketiciler olarak içinde bulunduğumuz soğuk kış günlerinde daha da büyük sorunlar yaşamak istemiyoruz. Biz yani devletler arası münasebetlerin düzelmesini elbette gönülden istiyoruz. Bütün insanlar olarak istiyoruz. Hepimiz ben inanıyorum Rusya'da yaşayan Rus halkı da bundan mutlu değil bu gerginlikten. Asla mutlu değiller. Asla mutlu değil. Biz aynı zamanda turizmciyiz. Onlarla görüşüyoruz. O kadar onlar da bizler kadar çok canları sıkkın bu konuya. Üzgünler. Peki şimdi ne olacak? Rusya'daki turizmciler de buraya onu zaten sizinle o turizm konusunu da konuşmak şimdi istiyorum. Efendim, biz, fakat doğalgaz olayı benim için çok önemli. Onunla ilgili evet. Yapabileceğimiz ne var? Ne var? Onu birincisi, bir konuşalım. Dua ediyoruz. Bu gerginlik bitsin. Evet. Bunu yapabiliriz değil mi hepimiz? Tabii hepimiz ediyoruz bunu. Zaten. Tamam. Dua ediyoruz. İkincisi, her zamankinden daha fazla tasarruf edeceğiz. Evet. Nasıl tasarruf edeceğiz? Ben şimdi bunları sayacağım ama çoğunu zaten sizler biliyorsunuz. İnanıyorum pek çoğunuz da uyguluyorsunuz. Biraz daha fazla yapacağız. Olağanüstü bir durum. Evet. Biraz daha sıkacağız kendimizi. Mutfak soğuk olacak. Diğer odalar soğuk olacak. Tek bir odada toplanacağız. Tabii yalıtımlı olacak. Penceremiz, kapımız, duvarımız yalıtımlı olacak. Göreceksiniz siz ayda 200 liraya, 300 liraya ısınırken onu 70 liraya düşürebileceksiniz. Üçte yani daha az kullanmak gerekiyor. Kesinlikle. İşte bu çok önemli. Doğal gazı böyle fütursuzca kullanmayacağız. İlk her odada hareket olmayacak. Noktamız, ilk hareket noktamız tasarruf. Bir defa sıkı giyineceğiz. Bakın kalın ben yün bir yemek giydim. Evet, kalın giyineceğiz. Kalın bir gömlek giydim. Evet. Giyimimizi sıkı, sıcak tutan giysilerden seçeceğiz. İkinci olarak yaşadığımız mekanları yalıtacağız ve mekanın tamamını ısıtma veya aydınlatmaya yönelmeyeceğiz. Bir odada yaşayacağız mahsuru olmadığı kadar. İmkanlar elde. Ama çocuk ders çalışacak. Yapabileceğimiz bizim oturduğumuz kadar. Odada televizyon açıksa elbette ona küçük bir odada bir ısınma imkanıyla birlikte vermek zorundayız. Eğitim önemli. Önemli. Ama keyfe keder. Birimiz bir odada, birimiz bir odada, öbürümüz mutfakta ışığı bırakmış, orada da ocak açık. Bunlardan kesinlikle uzak duracağız. Bunlar zaten yaşamımızda da gerekli olan şey değil midir? Belki tasarruf bu kadar yapmalı. Dikkat etmeyebiliriz. Ama şimdi bir de dikkat etmemiz şimdi, gerekiyor. Şimdi temiz hava için günde 4 defa evi havalandırıyorsak 2'ye düşüreceğiz. Camları, kapıları açıp. Yani azami tasarruf tedbirleri bakın ev hanımları çok iyi bilir. Yemeği pişirdikten sonra kapağını açarsanız, altında söndürürseniz bu yemek öyle tamam. Ama bir de bazı hanımlarımız altını söndürür, kapağı açmaz. O tekrar demlenir, pişer. İşte hanımlar bilir bunu. Hanımlar bilir. Ben anlatmadım, size bıraktım. Evet. Bu da bir tasarruftur. Tabii ki tasarruf. Yoksa belki 5 dakika daha pişmesi lazım onun. O kapak kapalı kaldığı sürece içindeki sıcak buhar pişer. Onu pişirmeye devam tabii edecektir. Ki pişirir. Hem daha lezzetli olacaktır hem de tasarruflu olacaktır. Bunun gibi benim önerdiklerimin dışında pek çok mesela radyatörlerin önüne perde yok. Bizim evdeki uzun perdeleri biz kaldırdık radyatörün arkasına. Radyatörün arkasına perdeleri şimdi yukarıya perdeyle koyduk. Perdeyle duvar tabii. Arasında sıcak kalıyor. Evet. Biz ısınamayınca radyo kombinin ayarını açıyoruz. Daha çok sıcak açıyoruz. Bu da daha çok tüketimi arttırıyor. Sebep oluyor. Doğru, doğru. Yani bunun gibi bir sürü önlem almamız gerekiyor. Doğal gazı daha az ve daha idareli kullanmak için. Kombilerin mutlaka bakımları yapılmalı. Bacalar varsa temizletilmeli. Ve kazan, ısı pompası, klima gibi cihazların filtreleri temizletilmezse onlar da daha fazla yakıt tüketirler, enerji tüketirler. Bakım olması gerekiyor demek ki. Aydınlatmada hem ekonomik ampuller biliyorsunuz son zamanlarda ekonomik ampuller çıktı. 5 katı ışık veriyor. Evet. Kullanılmalı hem de lüzumsuz. Lambalar kesinlikle açık bırakılmamalı. Merdiven otomatiklerinde mutlaka sensörlü
bulunan kattaki ışığı yakan, çok iyi oldu, evet. Harekete duyarlı yapmamış konutlar varsa, binalar, evet. Onlar da bir an evvel yapsınlar. Çok büyük bir harcama gerektirmiyor. Birkaç ayda kendini amorti eder. Yani düşünün, binaya gelmiş birinci katta oturan vatandaş karanlıkta basıyor otomatiğe, altı katın birden lambası yanıyor. Bütün 10 kat, günah. Bütün ışıl ışıl oluyor. Günah tabii, boşa giden israf bunlar. Asansörlü binalarda özellikle birden fazla asansör varsa en yakında olanın bulunduğu butona basmak lazım. Bazıları hafızalı da olsa birkaç asansör olan hepsine birden basıyorlar. Bu da lüzumsuz enerji tüketimidir. Ayrıca birinci katta, ikinci katta oturan vatandaşlar asansör kullanmasa daha iyi. Kullanmasınlar, daha iyi. Spor yani zorunluluk yoksa, doktorlar da söylüyor. Hareket tabii, edin hareket, biraz diyor. Yürüyüş. Şimdi herkes de araba çıkma, var. Evet. Arabadan iniyor. Asansörden eve gidiyor. Hiç koltuğa yok. Kuruluyor. Hiç hareket etmeden ona, demek ki bu tür tasarrufları. Şimdi o Rusya kriziyle alakalı çok ciddi şekilde hepimizin ciddi ciddi düşünceleri var. Turizmde olanların şöyle bir düşüncesi var. Gerçekten ben aynı zamanda turizmci olduğum için de rezervasyonlar neredeyse şimdi hiç yok. Şimdi oraya geleceğim. O konuda hiç da çok yok. Bize şikayet geldi. Gelmiştir. Hayır, mevcut rezervasyonlar ne oldu? Mevcut şimdi bir de bunun tersini düşünelim. Oldu. Türkiye'den oraya gidecekler. Evet, oraya gidecekler, paralarını ödediler. Bir kısım peşin 2-3 ay önceden paralar ödeniyor çünkü. Paraları ödediler, vizeler alındı, şeyler alındı, biletler, her şey hazır. Şimdi bunlar ne yapacaklar? Nasıl gidecekler ya da ne olacak? Ve turist gelmeyecek. Bu da çok ciddi bir ekonomide kriz olacak. Şimdi tabii biz tüketici cephesinden konuştuğumuz zaman sizin turizm sektörünü bilen, içinde biri olmanız çok iyi. Evet. Buna hemen antiparantez belirteyim. Biz tüketici cephesinden konuştuğumuz zaman Batılılarda first major diye bir deyim vardır. Olağanüstü hal, mücbir sebep hukukta. Mücbir sebep. Bugün 24 Kasım'dan önce veya sonra iyi niyetle gitmiş, rezervasyon yaptırmış bir tatilci Rusya'ya gidecek. Var, böyle örneği de var. Vardır. Onun şikayetini de bulur okuruz. Dil öğrenmeye gitmek üzere. $2,650, doğru aklımda kaldıysa. Anlaşma yapmış. Bu $2,650'lık tura gidemiyor. Neden gidemiyor? Turizm firması diyor ki, herkes iptal etti. Evet. İyi diyor, benimkini de iptal edin. O zaman diyorlar, biz resmi harcamalar yaptık, vizedir, şudur budur. $450'ını keseriz. Zaten peşinat $800 vermiş zannediyorum. Niye kesiyorsunuz, benim ne suçum var diyor. Bizim ne suçumuz var diyor turizm firması. Şimdi siz burada çift tüketici düşünmek zorundasınız. Dedim ya, masanın hemen o tarafında. Hem o tarafında, çünkü evet, Ajanta'da da ne şimdi suçu tüketici var? Hakem heyetine gelse, ben Ataşehir Kaymakamlığı tüketici hakem heyetindeyim. Pek çok kaymakamlık ve il hakem heyetinde de dernekçi arkadaşlarım, tüketici örgütü temsilen gönüllü görev yapıyorlar. Biz tüketiciye haksızsın diyemeyiz. Diyemezsiniz. Ver parasını deriz. Tabii. Ancak ajantalarında burada TURSAP devreye girip, çünkü başbakan açıklama yaptı. Dedi ki başbakan, hatta Moskova Büyükelçimiz, gelmeyin zorunlu olmadıkça dedi. Evet. Başbakanımız dedi ki herkesin zararını telafi edeceğiz bu nedenle. Evet. TURSAP'ın devreye girip üyelerinden belgelerini istemesi lazım. Hangi harcamaları yaptınız ve bunları geri alamıyorsunuz? İsteyecek hükümete bunu sunacak. Turizm Bakanlığı onu bir şekilde telafi edecek. Ya vergisinden düşecek, ya sigorta priminden düşecek. Yani niye acente? Yani memleketin ticaret yapan, hizmet yapan kesimi mağdur olsun. Ama evet, tüketicinin tek tek gidip bunu devletten istemesi çözümsüzlük. Yok, öyle bir şey değil. Birkaç yüz acente sizin söylediğiniz TURSAP, şekilde doğru. TURSAP. Evet. TURSAP son zamanlarda bir karekod uygulaması getirdi mesela. TURSAP'ın üyesi olmadığını kuruluşun anında anlayabiliyorsunuz. Açtınız Aydın Seyahat Turizm, benim ilk kurduğum bir site diyelim. Orada TURSAP'ın kare koduna tıkladığınızda TURSAP'ta üyesi hemen çıkacak. Gidecek TURSAP'ın sitesine, onu görecek. Böylelikle biliyorsunuz Turizm Seyahat Ajantaları Birliği'ne üye olmadan turizm faaliyeti, tur düzenlemek yasak. Yasaktır yasak, zaten, yapamazsınız. Var. Geçen gün ilginç bir olay oldu. Sıkmazsak izleyicilerimiz... Bence bunların şimdi faydası var, anlatayım bir lütfen. Büyük holding şirketinin çalışanları aralarında anlaşmışlar. Bir fotoğraf merakı var.
Bir tanesi demiş ki bir tur düzenleyelim Edirne'ye. Ve bildikleri, tanıdıkları bir otobüsçüye de rica etmişler. Ya bizi götürür müsün, mazotunu versek falan. Olur. Bir de afiş yaptırmışlar. İşte filan grup, çalıştıkları şirketin fotoğraf kulübü diye. Edirne'ye gitmişler. Hem gezeceklerin fotoğraf çekecekler. Hepsi arkadaş aynı şirketten. TÜRSAP yetkilileri çevirmiş. Ben ihbar etmiştim ama bunları değil. Ben korsan firmaların peşine düşün demiştim. Bunları durduruyorlar. Ne yapıyorsunuz? İşte fotoğraf çekmeye geldik grup olarak. Kim düzenledi? Ben düzenledim diye övünüyor. Adın ne soyadı bir tutanak tutuyorlar. Evine binlerce lira ceza gelmiş. Şoföre demişler sen ne yapıyorsun? Ben de otobüsün sahibiyim demiş. İyi. Sen de gel. Ona da bir ceza gitmiş evine. Şimdi ikisi de beni aradı. Ya biz turizmci olmuşuz haberimiz yok ama korsan yapıyormuşuz bu işi diye. TÜRSAP, böyle TÜRSAP'ın yetkilileriyle bir toplantı yapmıştık bizim hukukçularla. Onların hukukçuları birazcık herhalde fazla yüklendik biz. Ya korsanlardan kurtarın vatandaşlar TÜRSAP üyesi olduğunda geliyor size şikayet ediyor, ucunu buluyor. Ama ortadan buhar olanlar var. Yani tabii. Bir gözüküyor bir kayboluyor. Doğru. Onun için yakalayın bu korsanların peşini düşün demiştik. Bu haçta oluyor, işte Rusya'ya gitmek için, Avrupa'ya gitmek için, iç turizmde oluyor. Her yerde var. Bir defa kayıt dışılıkta biz... Kayıt dışılıktan uzak durmak istiyoruz. Siz onlarla da ciddi mücadele veriyor olmalısınız. Elbette, elbette. Tabii ki çünkü korsanlar zaten tüketicinin en büyük düşmanları. Yararlı gibi görülüyor. 3-5 kuruş daha az diye. Aslında efendim, ne kadar yanlış. Yok oluyorlar ama yok yani. Yok oluyorlar, alınıyor ve gidiyor. Muhatap bulamıyorsunuz. Muhatap yok, evet doğru. Muhatap olsa hakem heyetinden git lehine kararı al diyorum, alıyor. Bu karar mahkeme kararı hükmünde diyorum. İyi evet. De. Kimden alacağım? Ortada yok diyor. Kayıp. Son zamanlarda gelen ilginç bir şikayet de özellikle hanımlarımızı ilgilendiriyor. İlkbaharda çok yoğun olurdu ama artık kadınlarımız bilinçlendiler. Kadınlarımız bilinçlendikleri için her mevsimde şikayetler geliyor. Bu şikayet epilasyonla ilgili. Epilasyon. Ay çok doğru bir olay. Çok sahtekarlar. Hanımlarımız bunları da şikayet etmeye biraz utanıyor, mahcubiyet duyuyor. İşte kolumdaki tüyümü aldıracaktım, bıyığımı aldıracaktım, şudur budur. Söylemek istemiyorlar. Ve 100 mağdurun belki biri sesini çıkarıyordu. Şimdi bu oran biraz yükselmeye başladı. Çünkü epilasyonu yaptıkları, ışın verdikleri cihazın yakıcı özelliği var. Sağlık Bakanlığımız bir düzenleme yaparak hekim bulundurmayan, iş yerlerinde bazı işlemlerin yapılmasını yasakladı zaten. Yani o korsan duruma düşerler. Ve insanların bedeni hasar görmelerine sebep oluyor. Ki bana da bu yönde çok sayıda şikayet geliyor. Nasıl bunların mağduriyetini önleyeceğiz bilemiyorum ama birkaç tanesinin en azından parasını geri aldık. Çok hatta iyi. Medyada ilan ettik. Tabir yerindeyse biraz da rezil ettik yani. Aydın Bey kısa bir ara verelim. Sohbetimize gene devam edelim. Evet, peki efendim. Tüketici Sorunları Derneği Başkanı Aydın Ağoğlu Beyefendi ile birlikteyiz. Çok güzel ve çok önemli kadınlarla alakalı bir konuyu konuşuyorduk. Ona devam edelim mi Aydın Bey? Çünkü bu konu gerçekten kadınların çok bilmesi gereken bir konu ve sizin de bu konuda söyleyeceğiniz sözler çok değerli. Epilasyon. Epilasyon. Bakın burada bir şikayet var. Dayanılmaz derecede yanma hissi duydum. Eyvah. Krem kullandığım halde. Etrafımdaki arkadaşlarıma sorduğumda biz öyle bir acı duymamıştık diyorlar. Hizmet aldığım yere sorduğumda ışın veriliyor. Tabii ki duyacaksın dediler. Ben de herhalde bu hastanede böyledir diye üstünde durmadım. Ancak çok büyük, daha büyük bir acı hissettim. Bazı bölgelerimde kanama olup yanık meydana geldi. Eyvah eyvah eyvah. Bakın ne kadar önemli. Aman hala yarabbi. Da kabukları ve sızısı duruyor. Cihaz bozulmuştu, teknik servise döndürmüştük vesaire. Bunlar şey mi yani? Yara kremi sürün demişler.
çözüm olarak yara kremi sürmesini önermişler. Olur birinci derecede yanağa sebep oldular. Birinci derecede yanağa. Evet. İşte bakın bilinçsizce. Hekim olmayan yerlerde epilasyon yaptırılmasının müthiş zararları var. Hekim olacak. Hekim başında olacak. Çünkü bu sağlıkla alakalı bir şey Aydın Bey. Yani başka bunun şakası şusu busu yok ki. Sağlık. Sağlıkla ve alakalı bir olay. Ve sözleşmeyi iptal etmek istediğimde de paramı iade etmediler. Etmeyecekler. Hatta zaten girmediğim seansların parasını talep ettiler. Tabii ki bu sonunda kazanacak bize ulaştı. Size ulaştığına daha göre siz o meselenin üzerinde duracaksınız zaten. Başka bir hanımefendi zaten bu mücadeleyi verdi. Parasını son aldı. Kuruşuna kadar faiziyle geri ödemek zorunda kaldı. Bir başka epilasyon merkezi. Bu noktada şunu hatırlatayım. Geçtiğimiz günlerde şeydeydim. Çamlıca Üsküdar tarafında Namazgah diye bir bölge var. Santral derler. Çok işlek bir yer. Caddede yürürken iki tane genç beni adeta kolumdan tuttu. Dediler beyefendi işte yukarıda biz şöyle hizmet veriyoruz. Bir broşür ellerinde. Epilasyona davet ettiler üst kata. Dedim çocuklar beni oraya çıkartıyorsunuz. Neden çıkartıyorsunuz? Kulak kıllarında şuydu tabii, buydu. Tabii. Biz burun kılları, kulak kılları her şeyden kurtaracaklar sizi abi. Dedim peki ama beni çıkarırsanız siz yukarıya. Yukarıya davet ediyorlar kolumdan. Pişman olursunuz dedi. Sizi kovarlar dedi. Ne dedi? Ben dedim Aydın ağlıyorum. Yani ya, bu tür mücadele eden kaçak, kişi, kayıt dışı veya ruhsatsız yerlerle mücadele ediyorum. Aman abi dedi. Sen git boş ver. Ben dedi götürdüğüm müşteriden 20 lira alıyorum dedi sözleşme imzalarsa. Tabii ki onlar öyle. Akşama kadar 5 kişi götürürsem Allah bereket versin. 100 lira alıp harçlığımı çıkarıyorum. Evet. Yani elemanı değilim buranın dedi ama sen git dedi ya gelme dedi. Tabii hiç işlerine gelmez şimdi, onların ama zaten. Ama bu şekilde onlara evet, ikna olup girmiş inanın yüzlerce mağdur şikayeti var bizde. Hatta kolumda kıl olmayan bölgede kıllanma arttı diyor. Aşırı artar yanlış oldu. Tedavi. Yanlış evet, tedavi budur zaten. Şimdi bunların yanı sıra bir de şeyler var. Oteller, devre mülkler bunlarla da alakalısın. Çok ciddi çalışmalarınız var. Dedim ya. Biraz efendim, da onlardan konuşalım. Onlar da önemli çünkü. Yeni kanunumuz çıktı. Yeni kanunumuz bu maketten satılan, maketten bitmemiş, satılan evet, bitmemiş konutlara ön ödemeli konut satışı diye özel bir madde açtı ve aa, çok güzel bir madde gördüm. Taksitle satış sözleşmesi. Taksitle satış sözleşmesi yazılı olarak yapılmak zorundadır. Taksitle satış sözleşmesi yaptıysanız, size ürün teslim edildiği andan itibaren 7 gün zarfında herhangi bir cezai bedel ödemeden cayma hakkı getirdi size bu kanun. Ama yanlış anlamayın, bir laptop aldınız taksitle gidip bilmem ne ev mağazasından. Var ya böyle çeşitli taksitle satan, kredi kartına taksitten bahsetmiyorum. Yani şey imzaladınız, tek senet imzaladınız, sözleşme yaptınız. Siz o laptopu alıp gidip içine bilgiler koyarsanız, onu da kullanırsanız o 7 günlük iade hakkınızda olmaz. Ama mutat bir kontrol yaptınız, ben caydım arkadaş diyebilirsiniz. Bir koltuk aldınız, bir büfe aldınız, evinize geldi. Baktınız, çizmediniz, kullanmadınız. Kullanılmadan iade ettiniz yani zaten. Yani kontrol tabii, ettiniz. Kontrol ettiniz. Ya dediniz benim buraya hı-hı, da pek yakışmadı bu. Biraz hı-hı, iri geldi. İade edeceğim. Hiç çizmeyin, kullanmayın. 7 gün zarfında iade hakkınızı kullanabilir, senetlerinizi geri isteyebilirsiniz. İade almayabilir. Peki ne yapacaksınız? Çok basit. Siz 7 gün içinde iade talebinizi bildirdiğinizi nasıl ispatlayacaksınız onu düşün. Evet. O halde yazılı yapın. Ya e-posta gönderin ya da teyit raporu veren faks cihazından gönderin. Hangi tarihte, hangi saatte, hangi numaradan, hangi numaraya gittiği belli olur. İsterseniz iadeli taahhütlü mektupla da gönderin. Her üç yöntemi, belge olsun. Her belge üç olsun, yöntemi de deneyin. Neden? Evet. Faks gidiyor Nazan Hanım. Faks göndermiştik diyoruz. Valla simsiyah bir kağıt çıktı kardeşim diyor. Gelmedi, görmedim. E-posta gönderdik. Aynı mektubu e-postayla da gönderdik. Spam'a düşmüş olabilir. Yani tabii, istenmeyen posta. Gereksizlerdi. İadeli taahhütlü mektup da gönderdik. Evet. Hatta posta kağıdına da yazdık. Cayma bildirimi, ITM, iadeli taahhütlü mektup. Aa boş zarf geldi. Bizde ne olduğunu anlamadık.
Hakim de diyor ki, kardeşim sen bunun parasını öde. Öde yahu. Öde yani. Fax karanlık çıktı. Oy çıktı. E-posta gelmedi. Boş zarf geldi. Sen yani niye ben... cevap yazmadın, niye boş zarf gönderdin diye evet. diyor. Bak kağıda yazmış, cayma bildirimi. Ve 7 günde olmadan postaya vermiş bunu. Postaya verdiğiniz tarih önemli. Yani karşı tarafın eline geç de geçse önemli değil. Evet. Siz diyelim bu pazartesi aldınız. Bir dahaki pazartesi postaya verdiğiniz zaman 7 günde olmamış oluyor. Bu şeylerden konuşuyorduk ya Aydın Bey, otel, tatil köyü, he. devre mülk, bunlar çok önemli bu evet. konuda. Şimdi ön ödemeli konut satışında da cayma hakkı var da taksitle satışı görünce. Evet, oraya geçtiniz. Evet, siz o... maketten bir ev evet. aldığınız zaman evet. bir defa çok güzel kurallar kondu. Ancak Nazan Hanım'ın sorusu devre mülk, son derece fazla sayıda mağdur var. Çok ama. Yurt dışından bile var. Evet. Hatta... çok ilginç geldi bana, paylaşmak isterim. Anadolu'dan, zannediyorum Erzurum ya da Adıyaman'dan bir tüketici diyor ki, başkan diyor, bana yazıyor. Hı hı. Televizyonda reklamını gördüm o devre mülkün ve sunan, reklamını sunan bir tesettürlü hanımdı. Ya bunlar inançlı insanlar, bunlarda hile olmaz diye girdim. Şimdi muhatap bulamıyorum, paramı kaptırdım diye. 2 yıldır uğraşıyorum, muhatap bulamıyorum diyor. Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, yani maketten konut satış sözleşmesi devre mülkler için de geçerli. Yani bir devre mülk satın alacaksa tüketici ve bu devre mülk yapılmamışsa, yapılma aşamasında veya yapılacaksa evet. bu ön ödemeli oluyor. Bitmiş olan hariç. Ön bu ödemeli, maketten olanı. Maketten. Maketten olanı. Ama yarıya gelmiş, ama bitmeye yakın, ama bitmemiş. Yani direkt... İskanı alınmış bir tapu verilmiyorsa ki, hı hı. o bitmeden zaten mümkün değil, verilmez. Bitmesi lazım. Evet. Bu ön ödemelidir. Bu tür alışveriş yapan tüketiciler sözleşmeyi imzaladıktan itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve herhangi bir cezai şart ödemeksizin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Çok iyi. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Değerli seyircilerimiz, lütfen yakınlarınıza da söyleyin. 14 gün zarfında cayma hakkınız var diyorum. Müteahhiti aradım, söyledim diye. Onlar da tamam dediler. Sonra ispat edemiyor. Edemez. Evet, ne yapmaları gerekiyor? Az önce söyledim. Tekrar ediyorum. Tekrar edelim. Yazı. Söz uçar, yazı kalır. Evet. Budur işte. Yazılı olarak. Yani yazılı. Fax maliyeti yok gibi bir şey. Tabii. E-posta bedava. Bedava. Hani elektronik posta kullanmıyorsanız, elektronik posta kullanan sayısı şu anda 45 milyon. Mail atın. ben mail atın demek Türkçe da. Konuşmayı tercih ediyorum. Elektronik posta e-mail. Kısaltılması elektronik maili. E-posta göndermek çok kolay. Neden? Diyelim ki siz internet kullanmıyorsunuz. Alın sözleşmenizi. Gidin bir internet kafeye, bir gence rica edin evladım. Evet, şunu, bu kadar kolay. Şunu caydığımı bildir. Bir kopyasını, çıktısını bana ver. Bana ver. Bir de fax çekin şu numaraya diye firmaya. Birer nüshasını saklayın ve size sözleşmenizi iade etmek zorundalar. Çünkü 14 gün dolmadan sizden faiz, komisyon ve benzeri isimler altında hiçbir masraf talep edemez. Sizi borç altına sokan herhangi bir kıymetli evrak tanzim edemez. Siz 14 gün içinde caydığınızı ispat etmek için, sözde de söyleyeyim, ben telefon etmeyin demiyorum. Ama önce sadece onu yapsınlar, telefonla tabii. yetinmeyin. Yetinmesinler, ya, evet. Telefon ettiniz, dedi ki tamam aldım bildiriminizi, siz merak etmeyin dedi. Biz sözleşmenizi iptal edeceğiz, senetleriniz varsa iade edeceğiz. Bu noktada 2 satır yazın. Deyin evet. ki telefonda şu tarihte, şu saatte, şu numaralı hattan görüştüğümüzde belirttiğim gibi caymış bulunuyorum. Bitti. Bu kadar. Bitti. Bu kadar. Biraz üzerinde durmak gerekiyor. Ben çünkü o... mektupta bahsedilen tarihte, saatte bir ayrıntılı telefon dökümü ister.
telefon şirketinden. Öyle de tüketicinin haklı olduğunu ispatlarım. Bakın mektubunda yazdığı tarih, şu tarih ve şu saatte aranmış müteahhite. Numarada. Evet, bakın ne kadar güzel bir şey. Oradan da tespit edebilirsiniz. İşte tüketici biraz kendi aklını kullanacak. Efendim tüketici. Bu kanun çıktı. Evet. Bu kanun tüketici diyor 14 gün zarfında herhangi bir ceza ödemeden cayar. Ön ödemeli konut satışından da cayar, kapıdan satış yaptıldıysa kendisine cayar. Bundan da cayabilir. Bir süre vermiş, bu süre 14 gün. Kredi kullanmak için imza attıysa, parayı da çekmediyse ondan da cayabilir. Parayı da çektiyse ondan da cayabilir, kullandığı gün kadar faiz öder. Yani ama bu kanun ayakları yok. Gidemez bir yerde. Yani kalkıp raftan inip gelip tüketicinin önünde sayfalarını açamaz. Bunu öğrenecek olan işte bu tür programları izleyenler. Aydın Bey, biraz tembel miyiz? Böyle, bu tür şeylerle ilgilenmiyor muyuz? Biraz da aman mı diyoruz? Birileri bir şey anlatsın da öyle mi öğrenelim diyoruz? Biz millet olarak böyle miyiz biraz? Devletimizin kurucusu Yüce Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara Güven Park'ta, ben çocukluğum orada geçti, heykelin altında Türk, öğün, çalış, güven diyor. Güven. Şimdi biz yeterince çalışkansak atamız niye bize çalış diyor. Ya da daha çok çalışmamız lazım. Bakın çalış diyor, 3 tane kelimesi var. Evet. Öğün. Biz övünmeyi severiz. Çok severiz. Övünürüz biz. Yakışır da. Yakışır da. Siz saçlarınızın güzelliğiyle, diksiyonunuzla, eserlerinizle övünmek yakışmaz mı size? Bir düşünün. Yakışır. Bence yakışır. Biz de yakıştırıyoruz. Ama sağ olun. Atamız orada bırakmıyor. Çalış evet, diyor. Çalış. O övündüğün duruma layık olmak için çalış. Çalış, evet. Çalış, layık ol. Ondan sonra da güven. En sona koymuş. En son, güven en sonda. Sen çalışkan olacaksın. Gereğini yapacaksın, övünç duyacaksın ama sonra güveneceksin. Evet. Öyle kuru kuruya kendimize güvenirsek biz gideriz, o tabana kendimizi atarız, karşıdan gideriz karşıya zaten. Geçeceğiz diye arabanın altında kalırız. Onun için bunların içini doldurmak lazım. Aynen öyle. Tüketicilerin cayma hakkı var ama devre mülk satışlarında benim dikkatimi çekiyor. 7 günlük devre mülk satılıyor. Oysa 634 sayılı kat mülkiyet kanununda devre mülk 15 günden kısa süreli olamaz diye hüküm var. Bakın bunu ben de bilmiyorum. Bunu ben de bilmiyorum. Bunun reklamında oynayan sanatçı da bilmiyor. Beni evet. Aradı Aydın abi, bize yol gösterdi. Evet, yani bunu ben de 7 gün olmuyor. Sanatçı. Bakın sevgili izleyiciler, bilmiyoruz işte. 7 günlük devre mülk kanun izin vermiyor. Ay. 15 günden kısa süreli olmaz diyor. Abi çok kanun önemli bir şey. Mesela arkadaşlarımız gidiyor, 7 gün diyor. 30 yıldır kanun var. 30 yıldır 30 bu kanun var. 30 yıldır var ama. Tüketici kanun değil. Bu kat mülkiyet kanunu. Devre mülk, bir mülkün alınması belli bir dönemine. Dönem için. Örneğin 15'er günlük 24'e bölünebilir bir mülk. Evet. Ama siz 7 günlük yaparsanız 48 kişiye bölünür, onun içinden çıkılmaz. Bir de devre mülk sözleşmesi ile devre tatil sözleşmesi karıştırılıyor tüketiciler tarafından. Evet. Devre tatil sözleşmeleri tüketici kanunun içinde yer alıyor. Devre tatil sözleşmeleri farklı. O bir haftalık da olabilir. O başka orada bir mülk şey vermiyor. Ama. Orada mülkü yok. Vermiyor. Tatil tapu yok. Veriyor. Evet, tapu veriyor. Tapu yok. Tapu yok. Dolayısıyla devre tatil ile devre mülkü çok farklı. Bizi izleyen seyircilerimiz şayet böyle bir niyetleri varsa devre tatil mi, devre mülk mü? Lütfen dikkat etsinler. Çok dikkat etsinler. Ve istirham ediyorum, okumadan imzalamasınlar. Evet. Pek çok evrakı okumadan imzalıyor tüketici. Ondan sonra bize şikayet ediyor. Peki diyorum, imzam var evrağın altında. Ben imzaladım diye okumadım hiçbirini. Aydın Bey, bir de nasıl bir şey? 5-6 sayfa yazı getiriyorlar ve yazılar o kadar küçücük harflerle yapılmış ki. Yok Nazan işte, Hanım, sabır gösterip okumak lazım. Yasal düzenleme yapıldı. Evet. 12 puntodan küçük olmaz. Kabul 12 bravo. Puntodan küçük ise bilin ki karşınızdaki yasalardan bir haber, bir satıcı. Bu cahil. Bakın çok güzel bir şey daha söylediniz. Bravo. Bakın izleyicilerin bunu da çok dikkat etmeleri gerekiyor. Elinize bir sürü kağıtlar veriyorlar. Üzerinde bir sürü yazılar var. Ve harfler o kadar küçük ki okunmuyor. Bilin ki karşınızdaki pont. Dürüst bir tacir değil. Değil. Yasalara saygılı değil. Yasalardan belki haberdar bile değil. Ancak 12 punto olduğu halde silik renklerle de basılamaz.
Eskiden evet. Doğalgaz hava gazı vardı. Elektrik, su faturalarıma bakardım. Uçuk maviyle ya da uçuk sarıyla basmışlar. Gözüm yorulurdu. Okumak istesem de okuyamazdım. Okuması zordu, evet. Yasak. Yasak. Okunabilir şekilde koyu harflerle, koyu renkle yazılacak. Ne kadar doğru, ne böyle kadar açık güzel. Renk sözleşme gördünüz mü? Karşınızdakinden şüpheye düşün. Ben bununla iş yapmayayım. Bunun daha Türkiye'deki kanunlara saygısı yok diye düşünebilirsiniz. Çok da yerinde olur. O nedenle kendinizi siz korumazsanız kimse ne kanun size, ne satıcı gelip aynen sizi korumaz. Öyle, bravo. Bu eşyanın önce tabiatına kendi, aykırı. Kendinizi koruyacaksınız. Bir de cep telefonu olayları var. Evet efendim. Ay bu da şimdi, çok önemli. Bakın burada gene taze bir şikayet var. Bu taze şikayette diyor ki ben bir siteye bir de siteler var tabii. İsimlerini de vermeyeyim reklam olmasın. Reklam olmaz ya onların. İcra ile ilgili yayın yapan bir siteye sözüm ona abone olmuşum diyor. Benim faturama 70 lira geldi diyor. Fark ettim. Hemen aradım. Dedi ki benim operatörüm, cep telefon operatörüm. İşte bilmem ne kom var. Oraya üye olmuşsunuz onları arayın. Biz onlar için kestik. Aradım. Ben size ne zaman üye oldum arkadaş? Dikkatle dinleyin. Ben size üye olmadım. Kanıtlamadım. Kanıtlayamazsınız bunu. Ben size hiçbir zaman üye olmadım. İsminizi de ilk defa duydum. Özür dilemişler. Hesap numarasını istemişler. 56 lira geri göndermişler. Şimdi o hanımefendi diyor ki o firma, telefon firmam benden 70 lira aldı. 56, bana 56 geri geldi. 56 geri 14 lira da kendi payı mıydı acaba o firmanın, yani telefon operatörünün? Ne kadar ucuz hesaplardayız. Geri alacağım diyor. Ayrıca bir sonraki faturamda 70 değil, bu sefer çok itirazlar oluyor ya diyor. İtiraz ediyorum, kayıtlarım giriyor oraya. 60 liraya indirmişler, 60 lira olarak gene yansıtmışlar. Kardeşim ben buna abone değilim. Bir, ikincisi bu 56 liralık hizmeti önce 70 sonra 60'a satıyorsun. Nasıl oluyor bu? Sen pazarcı mısın dedim. Nasıl oluyor bu? Şimdi o 60 lirayla 14 lirayı geri almak üzere son bir mektup gönderecek. Bu mektuba rağmen şayet o para iade edilmezse, hem kendilerine ruhsat veren bilgi teknolojileri kurumu, eski adı telekomünikasyon kurumu, oraya şikayet edeceğiz. Hem de tüketici hakem heyetine ve tüketici mahkemesine maddi manevi hem o aldığı, fazladan aldığı 74 lirayı geri alacağız. Evet. O tüketici adına, tüketiciye evet, aldırtacağız. Evet. Hem de o telefon operatörünün böyle bir sahteciliğin içinde yer almasından ötürü şikayet tirajı 100 bin üzerinde Türkiye'de yayınlanan ulusal iki tane gazetede ilan edilmesini talep edeceğiz yardımcılar. Of, tamam. Kınama cezası. Buyurun. Ondan sonra da yapsınlar şimdi da görelim. Niye anlatıyorum? Vatandaşlarımız zannediyor ki uğraşır netice alamayız. Alırız. Alınır. Söke söke alırız. Ne kadar doğru. Biz hukuk yoluyla söke söke alırız. Çünkü kanunlar var. Bu kanunlara göre siz tüketmediğiniz bir hizmetin veya almadığınız bir ürünün bedelini ödemek zorunda değilsiniz. Değilsiniz. Bunu neden sizden değilsiniz? İstiyorsa karşı taraf ve bu isteğinde ısrarlıysa burada iyi niyet yoktur. Bence iyi niyetli, siz iyi niyetli olmayanları da kanun korumaz. Yani istediği kadar o kendi kendine fatura çıkarıyor. Ne olacak peki? Program başında dedim ki 3.300 liraya kadar icraya verilemez tüketici kanunu. Yazmış Yargıtay'da aynı yönde karar vermiş. 3.300 lira önümüzdeki yıl belki 3.600 lira olacak. 3.700 lira olacak. Evet, artacak. 2016'da 15 tabii, gün sonra. Tabii. 13 gün sonra. 13 gün sonra. Artacak. İcraya veremeyecek. Nasıl alacak tüketiciden bu parayı bu firmalar? Söyleyeyim efendim. Hı. Nazan Hanım korkutarak alacak. Korkutarak. Bizi alacak. İzlemeyenler korkacak, nalet olsun diyecek. Çıkarıp bu 76 liraları, 50 liraları verecek. 72 milyonun üzerinde cep telefon abonesi var. Evet. Her ay 15 lira haksız ödeme yapsalar ayda 1 milyar liranın üzerinde inanılmaz bir para. Haksız para fakir dar gelirli halkın cebinden çıkacak. 3 tane firmaya gidecek. Gitti. Ha siz diyeceksiniz ki benim faturamda yok öyle bir şey. Sizde yok ama öbüründe de 76 lira geldi. Bakın evet, fark. Yani size 0, bana 3 lira uğraşmadım. Öbürüne 20 lira. Ben ortalama alıyorum. Yani 70 milyon aboneye 15'er lira haksız ücret yansıtıldığı takdirde ortaya çıkan rakam 1 milyarın üzerinde aylık.
12 ile çarptığınız zaman evet. 12 milyar lira normal konuşma paket ücretinizin dışında, kullanım ücretinizin dışında 12 milyar lira 3 tane cep telefon operatörüne transfer olabiliyor. Oh ne güzel yahu. O halde ne yapacağız? Gözümüzü evet. açacağız, dikkatli olacağız. Dikkat bu 10 edeceğiz. Lira 15 lira deyip susmayacağız. Evet. Mücadele edeceğiz. Şimdi o 3 telefon operatörünün birinin başına sizi, birinin başına beni, birinin başına da burada bizi izleyen tüketiciyi koysak. Pazarlama müdürümüz gelse dese ki, sayın genel müdürüm, sayın CEO'm ne diyorsa, biz ufak bir bilgisayarda oynayacağız, paket aşım, kota aşım diye bazı abonelerimize, hepsine yapamayız. Bazıları çünkü çok stabil. Onlar hemen fark ederler. Her ay 30 lira ödüyor adam. Hiç kotaya kota aşmıyor. Biz onları ayırdık. Diğerlerine yansıtacağız. Ortalama aylık 1 milyar lira para kazanacağız. Hangimiz hayır diyebiliriz? İlave kazanç bu efendim. Normal tabii ki demeyeceğiz. Dışında. Evet. Şuralarımız evet demez. Evet. Ama matematik hesap makinesi evet der. Evet der. O halde biz tüketiciler dikkatli olacağız. Onlar bunu yapmaya cesaret edemeyecekler. Bu tür hesaplar, planlar Bağdat'tan dönecek. Yanlış hesap. Yanlış hesap bunlar. Bağdat'tan döner evet. çünkü zaten. 12 doğru. milyar lira tüketicinin cebinden 3 tane firmanın cebine gidiyor. Ondan sonra gelir dağılımındaki adaletsizliği nasıl? Peki. Bir örnek daha vermeme izin verir misiniz? Evet. Ülkemizde bankalarla çalışmayan hemen hemen yok. 110 milyon civarında banka kartı var. 57 milyon kredi kartı var. Evet. Bu 110 milyonu 100 milyonuna hesap işletim ücreti diye bir deli domurul vergisi icat ettiler. Niye deli domurul vergisi diyorum biliyor musunuz? Bizim paramız bankada duruyorsa, vadeli ise banka bize bir faiz verirken neye göre veriliyor? Ben diyor bunu 15'e satabilirim, bizden 7,5'a alıyor. Değil mi? Para kazanıyor. Aynen öyle oluyor. Yoksa evet. 15'e satacağına 15'e almıyor bizden. Evet. Ya da paramız orada duruyor. Herhangi bir şekilde vadeli değilse zaten bedava kullanıyor paramız. Bunun üzerine bir de bizden bilmem ne işletim ücreti, deli dumrul vergisi almasına ne gerek var? Şimdi 100 milyona ortalama 80 lira ki daha fazla hesap işletim ücreti. Çünkü bunun alt sınır üst sınırı yok. Biz bunu Danıştay'a taşıdık. Danıştay da şu anda iptal edilsin diye. Evet. Hesap işletim ücreti. 80 lira alsalar 8 milyar lira yıllık buradan gidiyor. Nereye gidiyor? 20 küsür tane bankanın patronunun kasasına. 12 milyar da demin hesapladık cep telefonlarında gitti. 20 milyar. Evet. 57 milyon kredi kartının 50 milyonuna kart aidatı diye ortalama 80 lira da oraya koysak 50 milyon çarpı 80 4 milyar da oradan gitti. Paraya bakın lütfen. Allah görüyor musunuz? Yarabbim. 24 milyar lira. Daha sayarsam böyle. Daha neler neler bu neler. Bu 100 milyarı bulur. Bulur evet. Geniş bir halk kesiminden geneli dar gelirli birkaç patronajın holdingin kasasına aktarılan. Kasasına aktarılır. Gelir dağılımındaki adaletsizliği önlemek istiyorsak öncelikle elimize sopa almayacağız. Bu ülkeyi yönetenler kurallara uymayanlara evet. uy diyecek. Cezalandıracak, uy diyecek. Yani, evet. Sende çok para var, ha. versen demeyecek. Demeyecek. Kurallara uy. Kurallara uyarsa o, aynen, bu saydığım milyarlarca lira, eski parayla katrilyonlarca lira o halkın cebinde olur. Bir defa onlar birazcık daha sıkıntılarından yukarıda hissederler kendilerini. Evet. Hafif bir rahatlama olur. Olur. Ondan sonra düşünelim daha yükseğe nasıl çekeriz? Evet. O praniti evet. nasıl yassılaştırırız? Evet. Çok teşekkürler ediyorum Aydın Bey. Ne kadar güzel konulardı, ne kadar güzel şeylere. Sevgili izleyiciler, sanıyorum ki çok şey öğrendiler. İşte ara verelim. Kültür televizyonu olunca evet. bilgi vermek lazım. Evet. Yeni yılla ilgili özel bölümümüzde Tüketici Sorunları Derneği Başkanı Ali Ağoğlu ile birlikteyiz. Aydın abi. Nasılsınız tekrar? Teşekkür ederim, sağ olun. Yeni yıl geliyor. Yeni yılda şimdi sizin gibi ekonomiyle ilgili ve tasarrufla ilgili halkı bilinçlendiren birine ilk başta soracağım soru. Yeni yılda ne yapalım?
Biraz önce dedik ya hani şeyleri, tasarrufları yapacağız ama yeni yılda ne yapacağız? Hesap yapalım. Hesap yapalım diyoruz ilk başta. Bir önceki yılın hesabını yapalım. Bizim hane halkı bütçemizde ne tür harcamalar oldu? Hangi gelirlerimiz vardı? Bunlar nerelere harcandı? Ne kadar borç bakiyesi var? Ne kadar artı bakiyemiz var? Bir bilanço yapalım. Bir bütçe yapıyoruz yani. Tabii ki. Bütçe şart. Şimdi biz 2015 1 Ocak'ta ne durumdaydık? Ne kadar borcumuz, ne kadar varlığımız vardı? 2015'te neler yaptık? İşte mobilyayı yeniledik. Şu oldu, bu oldu. Borcumuz oradan buraya çıktı veya şuraya indi. Bir muhasebe yapalım. Bir de 2016'da gelecek zorunlu sigortalar, DASK gibi, trafik sigortası gibi vergilerdeki artışlar, bir takım maliyet artışlarının geleceğini de göz ardı etmememiz lazım. Onlar ciddi da ekstra gelecek bunlar, çünkü. Bunlar binecek, maliyet bütçemize olarak. Evet. Otomobil vergisi de artacak, emlak vergisi de yeni artacak. Yeni yılda hepsi artıyor, hepsi değil mi? Hepsi artacak. Artıyor çünkü, artacak. Evet. Dolayısıyla çalışanların maaşlarına gelebilecek birkaç puanlık artış otomatik olarak oralara gidecek. Bu nedenle yeni yıla girerken hesap yapalım dedim. Neden bunu söyledim? Çünkü bizim insanımız eğlenmeyi seviyor. Seviyoruz. Yakışıyor da. yakışıyor da evet. İnsanlarımıza yakışıyor evet. da. Ama eğlenirken de kendimizi riske atmamalıyız. Nasıl atmamalıyız? Bakın efendim, Perşembe günü Arife, Cuma yılbaşı, Cumartesi tatil, Pazar zaten tatil. 4 günlük tatil için bankalardan mesaj geliyor. Çok cazip, faizsiz kredi, 100 bin lira. Evet. Ben 100 bin lira krediyi niye veriyorsun diye soracağım o bankanın sahibini görsem. Ya da genel müdürünü. 100 bin lira 3-4 günlük tatilde ne yapacak bu adam? Evet. 100 bin liraya kadar diyor. 100 bin lira demiyor da. 100 bin liraya bazı kadar bazı bankalar 100 bin liraya kadar diye geldi bize mesaj. Ve bunlar borçlanmaya teşvik ediyor. Bir defa kesinlikle inanın kimse kimseye günümüzde ne yazık ki bırakın faizsiz borç vermeyi selam vermekten kaçınıyor. Bravo. Selam. O kadar doğru ki bu. Çok doğru bir şey söylediniz. Hakikaten ne borcu? Selam vermiyorlar. O hanım, banka niye veriyor? Hanımın kanser olduğunu söyleyen kuaför genç dedi ki, abi akrabalarım dedi artık selam da vermiyor. Vermez. Diyorlar ki karım hasta, borç isteyebilirim. Yılbaşında bunları anlatırken hiç değilse 2014'te, 2015'te mağdur olan vatandaşlarımız 2016'da mağdur olmamak için lütfen rica ediyorum, ısrarla hatırlatıyorum, cep telefonlarımıza gelen hediye kazandınız, kargodadır, kargonuz bekliyor. Lütfen bunlara inanmayın, lütfen inanmayın. Külliyen dolandırıcı. Çok önemli bir şey. Öyle o kadar bir kılıf çok geliyor ki. Evet. Size domates de gönderiyorlar, salatalık da gönderiyorlar, oyuncak cep telefonu da gönderiyorlar. Bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Siz savcılığa bu beni dolandırdı dediğiniz zaman savcı bakıyor, ya sen bir alışveriş yapmışsın, bu adam ticaret yapıyor. Bozuk mal gönderirse git hakem heyetine diyor. Savcı bunları dolandırıcı statüsüne sokmasın diye bunların herhalde hukukçuları böyle yönlendirdi. Yani ticarete sokuyor işi, ticari ihtilaf oldu mu hapisliği yok. Onu ticaret mahkemeleri, tüketici mahkemeleri bakar. İşte o nedenle rica ediyorum, herkese de söyleyin. Bana dahi hala çok aklı başında kişilerden geliyor, söyleyeyim, akademisyen, profesörden böyle bir mesaj geldi diyor. İşte 2650 liralık hediye kazandınız. Bir diğer yöntemi söyleyeyim. Yeni yılda buna da mağdur olmayın. Siz geçtiğimiz yıl bize telefon ediyorlar, sigortalattınız kendinizi, sağlık sigortası evet, paketi evet, aldınız, evet. Kampanyadan yararlandınız, hiçbir ücret almadık sizden. Ama siz bunu kullanmadığınız için bu sene yenileme yapacağız, sadece 350 lira ödeyeceksiniz. Tabii, geçen sene almadık ya, ha. Bu sene 350 ödeyeceksiniz. Ver kredi kartı numaralarını, zaten bizde var senin numaraların da teyit edelim diyorlar. Tabii. İnanmayın. İnanmayın. Kesin dolandırıcı. Hiç tartışmasız. Hiç tartışmasız. Aman beni ya. Mahkemeye versinler dolandırıcı dedim diye. Öyle? Evet, beni mahkemeye versinler. Eğer şeyse mahkemeye versinler. Ben kamuoyunda bunlar dolandırıcı diyorum. Efendim şunun için diyorum. Sigortacılık hizmeti sunabilmek için
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sigortacılık kanunu diyor ki, bu işi yapacak kurumlar, evet, hazine müsteşarlığına başvurup lisans ve yetki alırlar. Ha. Öyle önüne gelen yapamaz tuhafiyeci dükkanı açıyor gibi veya bir manav dükkanı açıyor gibi açamaz. Açamaz. Sigorta şirketi banka gibidir. Devletin izniyle kurulur, teminatları vardır, reasürans birliği vardır. Sigortayım diyorsa yalan. Yalan. Ayrıca hiçbir sigorta şirketi sizin kredi kartı numaranızı telefonda istemez. Hiçbir sigorta şirketi sizi geçen sene ben kampanyadan ücretsiz sigorta ettim diye aramaz. Ne kadar önemli bilgiler. Ne kadar önemli kesinlikle bilgiler. Kesinlikle binlerce, yüz binlerce mağduru var bunların. Kredi kullanmışsınız, dosya masrafını alacağınız var diye geçen gün mesaj geldi birine. Ben de yanındayım. Diyor ki, telefon ettiler. Telefon ettiler. Dediler ki, biz bilmem ne danışmanlık, hı hı, sizin kayıtlarda 1260 lira alacağınız gözüküyor bankalardan. Biz size bir dosya göndereceğiz. Bu dosyadaki belgeyi doldurup en yakın bankaya uğrayıp paranızı alacaksınız. 31-12'ye kadar almadığınız takdirde hazineye irat kaydedilecek. Kesinlikle dolandırıcılık. Kesinlikle. Biz, soruyor tüketici, diyor ki ben size bir ücret ödeyecek miyim diyor telefonda. Hayır, biz devletten alıyoruz, burası resmi kurum diyor. Külliyen dolandırıcı, açık dolandırıcı, cesarete bakın. Numarası gözüküyor, 850 numaralardan vatandaşı arıyorlar. Aman yarabbim. Aman gözünüzü açın. Vatandaşlara. Anadolu'nun ücra köşelerinde, kasabalarında yaşayan, eğitim imkanı bulamamış, eğitimsiz, saf vatandaşlarımı bırakın. Evet. İstanbul'daki profesörleri kandırıyorlar. Kandırıyorlar. Kimleri kandırmadılar ki, biliyoruz onun için, işte. Onun evet. için ısrarla rica ediyorum. Lütfen, lütfen inanmayın. Evet. Tehdit ediyorlar. Deyin ki Aydın Ağoğlu'na sizi şikayet ederim. O kadar. Şimdi yeni yıl geliyor. Her ne kadar zararlı olduğunu bilinse de yeni yılda bir de içki olayı var. Şimdi o da notumda ama o evet en önemlisi yani. De yeni yılda önce şu mağduriyetleri bir kaldıralım. Bu da 2016 şey. Yılında evet. Dolandırılmasın artık insanlarımız. Doğru, o da çok binlerce önemli. Binlerce insan para kaptırıyor. Binlerce insan feryat figan ediyor. Ancak yılbaşına girerken eğleniyor insanlarımız dedik, krediden uzak durun dedik, tasarruflu olun, hesabınızı evet. yapın dedik evet. ama o gece de içkiyi fazla kaçırmayın dememiz lazım. Daha bir da mühimi, sahte içki. Evet. evet, gözünüzü kaybedebilirsiniz, evet, hatta hayatınızı kaybedebilirsiniz. Kör ediyor biliyor musunuz? Evet. Metil alkolle yapılan o içkiler zayıf bulduğu bünyeyi öldürüyor. Öldürüyor. Daha güçlü bünyelerde kör yapabiliyor. Tabii kullanma dozuna da bağlı olarak. Sahte içkiden uzak evet. durun. İçkiden uzak durun. İçkiden uzak. En önemlisi de yılbaşı akşamı. Şayet dışarıda iseniz aracınızda gitmeyin, alkol alacaksınız. Çünkü direksiyonda yakalandığınız takdirde ehliyetiniz alınır, aracınız bağlanır. Bununla da kalmaz. Allah korusun bir kazaya karışırsanız. Alkollü araç kullanma, kaza. Aman yarabbim. Başkalarının, kendinizin, sevdiklerinizin canını, malını risk etmiş olursunuz. Bu sahte alkol olayını, o konuda neler söylemek istersiniz sahte alkolle alakalı? Bu konuda bizim resmi açıklamamız var. Şu anda önümde açık. Tamam. Bizim Gıda Komisyonu Başkanımız Doktor Can Demir Bey hazırladı. 2016'yı görmeniz için kontrol etmeden sahte içki içmeyin diyor. Kontrol edin. Ne kadar güzel. Kontrol yoksa zaten göremezsiniz. biz diyor 2014 yılının sonunda, TÜSODER söylüyor bunu, Tüketici Sorunları Derneği, evet. benim başkanlığını TÜSODER. Yaptığım başkanın gıda komisyonumuz, 2014 yılının son haftasında sahte içki tüketilmemesi için güvenli etiket işaretleri hakkında uyarmıştık. Yani kamu otoritesine ve içki üretenlere diyor ki, siz mutlaka bir güvenlik etiketi kullandırtın, gerçek içki şişelerinde. Evet. O etiketten tüketiciler cep telefonlarından girip sahte olup olmadığını anlayabilecekler. Nasıl anlayacaklar Aydın Bey? Onu da açıklamış mı? Çok önemli çünkü bu. Şimdi o barkodda
barkodda bulunan numarayı cep telefonundan girip sorguladığında hangi firmanın barkoduyla üretildiyse onu anlayabilecekler. Çok bu güzel. Taklit edilemez olacağı için sahte içkicilerin bunu yapabilmeleri mümkün değil. Bu çok iyi bir açıklama. Bir de geçtiğimiz yıllarda bir bilyalı kapak uygulaması geldi. Evet. Yani kolayca çıkarılamayan, çıkarıldıktan sonra doldurulmayan. Ama buna rağmen biz diyoruz ki bu yılbaşı da içkiye yönelmeyin ama içecekseniz de güvenilir yerden alıp ölçüsünü kaçırmayın. Ölçüsünü asla kaçırmayın ama o barkodlara da bakın. Zehir etmeyin. Evet. Sadece kendilerine yapmıyorlar başka ki. Başka bir önemli uyarım daha var. Lütfen. Biz yılbaşı geceleri küçükken masum tombala oyunları oynadık. Ay ne güzeldi ya. Biraz daha büyüdükten sonra baktım bunları paralı yapmaya başladık arkadaşlar arasında. Sonra kahvelerde çanak, çömlek bir şeyler diyorlardı. Tam hatırlamıyorum. Sabaha kadar açık oluyor gün kahvehaneler. Çinkolar, çanaklar. Ya çinko, çanak vesaire. Evet. Biliyor musunuz o bağımlılık yapıyor. O gençler o gece para kazandıysa o masum yılbaşı oyunu daha sonra bağımlılık yapabiliyor. Bunu gözden uzak tutmayalım. Lütfen parasına kumardan da mümkün olduğunca uzak duralım. Çünkü parayı kazanan o gece aa ne tatlıymış bu kolay para diye daha sonra arıyor, kumar oynamak istiyor. Tabii ki. Parayı kaybeden de ya ben bu paramı kurtarmalıyım. Kesin o parayı almam lazım almam diye lazım. Gidiyor oynuyor. İkisi de hırs yapıyor. İkisi de hırs ve yapıyor kumar tabii ki. Kumar bir girdap gibi insanları kendisine çekiyor. Bazı şartlara müsait olan zayıf durumdaki vatandaşlarımız kumar bağımlısı olarak ortaya çıkıyor. Evet. Kumar için para bulamadığı zaman da maalesef yanlış işlere yönelebiliyor. Evet. Kadın olsun erkek olsun bu hepimiz için geçerli. Doğru. Bu nedenle yeni yıldaki alışkanlıklarımıza dikkat edelim. Peki yeni yılda alışveriş çılgınlığına ne diyelim? Çılgınlık yapmayalım bir kere. Alışveriş çılgınlığından ötürü indirim çılgınlığı diye indirim bir şey çılgınlığı, var. Evet. Bir yalan. İnceliyorum. 100 liraya satılacak ürünün fiyatı önce 300 lira yapılıyor. Sonra %50 indirim artı %20 deniyor. 150'ye iniyor. 30 daha indiriyorlar ondan. 30 lira daha indiriyorlar. 120 lira. 100 liralık ürünü 120 liraya bize satıyor. Bu da çok ciddi indirilmiş de, gibi gösteriliyor. Evet, kredi kartına da taksit yapıyor. Bir de kredi kartına evet. Şimdi o zaman istirham ediyorum bizi seyredenlere. Evet. Lütfen kredi kartı olanlara söylüyorum, herkese değil. Gidin dolaplarınıza, evinizde bir bakın. Kaçını isteyerek, arzu ederek, ihtiyaç duyarak kullanıyorsunuz o dolaptaki giysilerin, eşyaların. Mutfak eşyaları dahil. Göreceksiniz ki o kredi kartı yüzünden aldığınız pek çok şey aslında çoğu zaman kullanmadığınız ürün. Sizi ona aldırtan o yalancı indirimlerle o taksit imkanları. Şimdi kolaylık sağladılar alışverişe. Bir de bedava alıyormuşuz hissine kaptırıyorlar. Yani sanki bedava alıyoruz. Plastik para böyle. O an cebinden para çıkmıyor. Geçenlerde bir ünlü sanayici dostum var benim Nevzat Demir. Dedi ki, Aydın dedi, ben dedi kredi kartı kullanmıyorum. Ya sen dedim binlerce insan çalıştırıyorsun, şaka mı yapıyorsun? Yok dedi. Eski de bir telefonu var onun şöyle. Tabii. Akıllı değildir onların yok, telefonu. Yok değil. Şöyle. Tabii normal. Bir de Hyundai marka söylemeyelim. Bir küçük arabası var böyle halk tipi. ona biniyor. Çok lüks arabaları yabancı misafir geldiğinde çıkartıyormuş. Yani tasarrufa bakın. İsraf etmemek için. İsraf. Dedi ki, bak Aydın dedi. Eskiden dedi biz dedi kart mart yoktu. Şöyle parayı çıkarırdık. Bir şey alacağız. Oradan peynir alacağız. Bir kilo kaç para? 30 lira. Şöyle bir bakarız parayı elimizde. Yarım kilo yap deriz. Şimdi kredi kartı oldu mu? Kalıbı tartıyor. 1 kilo 300 gram koyayım mı beyim diyor. Koy diyoruz. Nasıl para ödemiyoruz hatta ya. Daha fazlasını koy. İyiyse ha. Biraz daha fazla yani, ver. İşte bu plastik kart diyor. Bu plastik paranın kart, cazibesi diyor. Harcamayı teşvik ediyor diyor. Şimdi Aydın Bey maaş alıyor herhangi bir kişi 2 milyar. Kredi kartı veriyor, limit 10 milyar. Nasıl ödeyecek? Nasıl yapacak? Nasıl veriyorlar? Kim veriyor? Nasıl bankalar, veriyor? Nasıl banka veriyor? Veriyor. Gayet rahat böyle yoldan nasıl geçenlere veriyor. Nasıl veriyor efendim? Kanun var. Veriyor. Ben kanun var açın göstereyim. 5464 evet. Sayılı kanun var. Evet. Bunun kart limiti başlıklı bir maddesi var. Evet. Bu madde diyor ki, bir gerçek kişinin
kendisine verilecek tüm kredi kartlarının limitinin toplamı o gerçek kişinin gelirinin 4 katını aşamaz. Aşamaz değil mi? Bakın var. Kanun maddesi var. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Kanun maddesi var. Bunu birileri bilmiyor ama Tüketici Sorunları Derneği olarak biz biliyoruz. Siz biliyorsunuz. Bu kanun 2006'da çıktı. 10 yıl olacak 3 ay sonra. Evet. Mart ayında 10 yıl. Şey gibi böyle pasta dağıtır gibi dağıttılar. 10 yıldır olan bir kanun şeker var. Şeker dağıtır gibi. Ve banka bunu çiğniyorsa bunun hesabını sormak tüketicilerin üstüne vazifedir. Ben şimdi o kan dayanamadım bulacağım ama maddesini size burada göstereceğim. Evet. Yani 10 yıllık bir kanun. Evet. Bu 5464 sayılı banka kartları ve kredi kartları kanunu çıktığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir polis intihar etti kredi kartı borcundan. Onun üzerine bu kanunu yaptı. Evet hatırlıyorum onu. Hatırlıyor musunuz? Tabii ki hatırlıyorum. Ondan önce de pek çok intihar oldu. Ve ne kadar çok kredi kartı yüzünden intihar eden insan oldu. Sadece o polis değil ki ne kadar çok insan mağdur oldu. Çok fazla. Boşanmalar oldu. Sizin o güzel sesinizde. Ay ben onu göremem ki şu anda. Kredi kartı limiti. Gözlük yanınızda. Kredi, ben siz ona bakarken ben şunu söyleyeyim. Pek çok insan intihar etti. Bunun sebebi evet. Bizim ülkemiz insanların finans bilgi düzeyi okuryazarlık seviyesinde bile değil. Finans matematiğini bilmez. Evet. Valör nedir bilmez. Şimdi banka mesaj gönderiyor. 1.30, 1.15, 1.30 faizlerle aralığında size cazip kredi. 1.30 kredinin ödemesi aylık 1.30 ya, onun bileşik faizi %30'u geçer. Evet. %30. Bakın enflasyon %8 diyorlar. Burası %30. %30. Bakın oradaki kanun maddesi evet. 9. maddesidir. Diyor ki... 9'u kart çıkaran kuruluşlar kredi kartı almak isteyen kişilerin yasaklılık veya engel durumu, ekonomik ve sosyal durumu, aylık veya yıllık ortalama geliri diğer kart çıkaran kuruluşlarca bu kişilere tahsis edilen kredi kartı limiti bir model veya skorlama sistemi sonuçları müşterinin tanı ilkeleri ile 29. madde çerçevesinde temin edilecek bilgileri dikkate alınarak yapılacak. Devam edin. Allah ne kadar önemli. Nerede değerlendirmeyi istinaden kullanım limiti tespit etmek zorundadır. Kart çıkaran kuruluşlar kart limitlerini bu hüküm çerçevesinde güncelleyebileceklerdir. Kart çıkaran kuruluşlar kart hamilerini talep etmedikçe kart limitlerini arttıramazlar. Kanun bu. Kanun bu. Ama kart hamilerinin harcamalarıyla kart limitlerini aşmaları halinde aşılan miktara işlem tarihi ve ödeme tarihi arasındaki süre için aktif faizden başka herhangi evet bir ücret talep edilemez. Bir müsaade eder misiniz? Atladığınız Rica bir ederim. Yer var mı bakayım? Buyurun. İkinci fıkra. Onu niye okumadınız? Daha kısa, o kadar uzun ben değil. Ben zamanımız daralıyor diyor. O kadar diyor. Uzun değil ama esas kısmı orası. Peki, ikinciyi okuyorum. Kart çıkaran kuruluş tarafından, burayı dediniz değil mi? Evet. Kuruluş tarafından bir gerçek kişinin sahip olduğu tüm kredi kartları için tanınacak toplum kredi kartları limiti, ilk yıl için ilgilinin aylık ortalama net gelirinin 2 katını... sizin şey yaptığınızı. İkinci yıl için ise 4 katını aşamaz. Bakın, evet. Buna gelmeden önce diyor ki kardeşim önüne gelene öyle limit tanıyamazsın. Şu kriterler olacak, diğer ölçülere evet. bakacaksın, gelir düzeyine, bilmem skoruna, şuyuna, buyuna. Evet. Ondan sonra da diyor ki bütün bunlara bakmana rağmen diyor ilk yıl tüm kartların toplam limiti net gelirin 2 katını, yani 1.000 liralığın 2.000 lirayı geçemeyecek. Bir yerden siz 1.500 lira limitli kart aldıysanız diğer yerlerin vereceği kart limiti 500 lirayı geçemez. 2.000'i bulduğu anda kimse kart veremez ona. Buyurun. Dolayısıyla ikinci yılda 4 katını geçemez. Şimdi adama soruyorum gelirin ne asgari ücret, borcun ne 50 bin lira. Niye kredi kartına bu kadar borçlandın? Abi sorma şimdi 150 bin lira oldu o borç faizlerle diyor. Aman ya. Peki 50 bin lira nasıl borçlanırsın kardeşim? Bakın kanun diyor ki. 4 katını geçemez. Senin gelirin 1.000 lira ise 4.000 lira borcun olur. Evet. Limitin olur 4.000 lira. 4.000 lirayı da ödeyemezsen faiziyle olur 6.000 lira. Hadi 8.000 lira olsun. Bu sen kadar. Nasıl sen 150 nasıl bin liraya vardın? 50 bin lira ana para borcun. Yani bunu nasıl yaptın? Nasıl Çünkü yaptın? Yapamazsın şundan. Limitin senin 4.000 lira. 1. 2.
sen bu limit dahilindeki harcamanı yapıp ödemeni yapmazsan, iki ay ödemedin mi, üçüncü ay sana bunlar kat ihtarı çeker, temerrüte sokarlar, kartını da kapatırlar. Kartın kapatılır, evet. Dolayısıyla 4.000 liralık bir limitle sen devam etseydin, bugün karşına senin 150 bin liralık bir borç çıkmayacaktı. 50 bin lira ana para, işte 3 sene, 4 sene faizler yürümüş, cezalar binmiş, bilmem icaya verilmiş, şu bu. 150 bin liralara varan borçlar var. Sen 50-60 bin lirayı nasıl harcadın? Sana limit tanındığı için harcadın. Tamam. Aydın Bey, çok teşekkürler ediyorum. Çok çok sağ olun. Yeni yıl için bize bir cümle de olsa ekrana lütfen bir şeyler söylemek ister misiniz? Elbette. 2016 yılının tüm tüketicilerimize güzel, sağlıklı, hayırlı, mutlu geçmesini dilerken sizlerden de istirham ediyorum. İsraftan kaçının, tasarrufu ön plana alın ve borçlanmadan iki kere düşünün. Özellikle ihtiyacınızdan fazla imkanınız olsa dahi israf etmeyin. İhtiyaç sahipleri olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Ve sizlerin birer aldatılacak birey olmadığınızı kanıtlayacak bilinçli tüketici duruşunu da lütfen terk etmeyin.